Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Futbol Menajer 22'de mutlaka takımınızda görmek isteyeceğiniz çok kaliteli, birbirinden faydalı hocalara göz atacağız. Bu listede 10 ismim var. 10 ismi de ufak ufak çok fazla uzatmadan değerlendirmeye çalışacağız. İlk dikkat edeceğimiz isim İtalyan Loris Beone olacak. Napoli ve Juventus tecrübesi yaşamış ve profili itibariyle gerçekten hepimizin takımımızda görmek isteyebileceğimiz bir adam olarak karşımızda duruyor. Taktik bilgisinin 20 olması onu tercih edilme noktasında en üst seviyeye çıkarmış. Gençlerle çalışması 19 ve disiplini 18. Yani muhakkak takımınızda görmek isteyeceğiniz bir hoca. Direkt olarak alıp taktik üzerine takıma çalıştırmalar yaptırabilirsiniz. İkinci dikkat edeceğimiz isim Deniz Berkamp. Gerçekten o da gerek futbolculuk hayatında gerek antrenörlük hayatında iyi işlere imza atmış bir isim. Inter, Ajax, Arsenal gibi kulüplerde futbolcu olarak çalışmış, teknik ekipte görev almış bir isim olarak yine karşı çıkıyor. Kendisi hem asistan menajer hem de antrenör olabiliyor. Benim size tavsiyem antrenör olarak çalıştırıp takıma teknik antrenmanların yapılmasında Deniz Berkamp görevlendirmeniz. Kararlılığı 18, uyumu 16. Uyum gerçi çok dikkat edeceğimiz bir şey değil. Hücumu 16, tekniği 19. Yani bu profille bu statlarla gerçekten ücretsiz, bedelsiz olarak alabileceğimiz çok önemli bir isim. Üçüncü isim Nicky Butt. Butt'ın gerçekten çok fazlaca bir profil var. Yani gördüğünüz zaman yok artık diyebileceğimiz bir profile sahip kendisi. Hem asistan menajer olarak görevlendirebilirsiniz. Hem antrenör zihinsel çalıştırması için görevlendirebilirsiniz. Hem altyapı sorumlusu yapabilirsiniz ki gençlerle çalışması 19. Potansiyel değerlendirmesi 19. Yani biz bu, bu profilleri şöyle diyoruz yani bundan iyisi Şam'da kayısı abi. Buldun mu yapışacaksın. Bedensiz olması da Niki'yi gerçekten çok tercih edilmesi gereken bir adam yapıyor. Dördüncü dikkat edeceğimiz isim Ricardo Carlos. Carvalho yine birçok büyük kulüpte hem futbolcu hem teknik ekip olarak görev almış profesyonel de bir kişiliğe sahip olan Carvalho'nun yapabildiği işleri gördüğünüz zaman aklınız yerinden fırlayacak. Çünkü kendisi hem altyapı menajerliği yapabilecek bir yaşta o potansiyeli var hem de birçok görevde yer alabiliyor. Bunlardan bir tanesi mesela asistan menajer. Alt lig takımlarında çalışıyorsanız kendisinden çok güzel bir şekilde faydalanabilirsiniz. Ya da antrenör yaparsınız az takımının savunma çalıştırabilirsiniz ve zihinsel çalıştırabilirsiniz oyuncularınızı. Gerçekten savunma, zihinsel ve gençlerle çalışma gibi statlarının çok yüksek olması mutlaka kadronuzda görmek isteyeceğiniz bir isim olması anlamına geliyor. Beşinci dikkat edeceğimiz isim çok telaffuz edemiyorum. Artık Chikinho mu desem, başka türlü mü telaffuz etsem bilemedim ama antrenör olarak gerçekten yine kaçırmak istemeyeceğiniz bir isim. Bir kere bu arkadaşı bonservis bedeli olmadan alabiliyorsunuz. Hem savunma hem teknik olarak bilgi seviyesi oldukça yüksek. İş yükünde bunları bölüştürerek de ayırabilirsiniz ama tabi savunması yüksek olduğu için muhtemelen siz savunmayı tercih edeceksiniz benim gibi. Altıncı isim Nuno Gomez. Portekizli teknik adam. Altyapı sorumlusu olarak normalde görev alan bir adammış ama asistan menajer olarak da gerçekten iyi seviyelerde değerlendirebilirsiniz. Çünkü disiplin seviyesi var. Futbolcu idari yeteneği var. Kararlılığı motivasyonu var. Oyun boşamada zaten çok önemli değil. Hem oyuncu potansiyeli değerlendirip hem de oyuncu yeteneğini iyi değerlendirebilen bir adam. Ek olarak antrenör olarak da çalışabiliyor. Yani hücum 19, zihinsel 16, teknik 17, motivasyon 18, kararlılık 12, disiplin seviyesi 14. Adamda yok yok yani her şey var. İster antrenör yapın, ister asistan menajer olarak görevlendirin, isterseniz de alt tipi sorumlusu olarak kendisine şans verebiliyorsunuz. Çünkü gençlerle çalışması da 18. Ve Ruedi Zibindan'a geliyoruz. Gerçekten İsviçreli personeli oldukça güzel bir profile sahip. Sadece Basel ile alakalı bir deneyimi var ama gözlemci olarak harika yeteneklere sahip. Ekstra olarak futbol direktörü işini de yapabiliyor. Yani böyle bir personeli muhtemelen kaçırmak istemeyeceksiniz. Ve geldik. Gerçekten oyunda çok ama çok beğendiğim bir profile sahip olan Tony Ruiz isimli abimize inanılmaz bir profili var. Yani böyle gördüğüm zaman ağzım açıkta seyrettim bu profili. Adamdan her şey olabiliyor arkadaşlar. Kondüs antrenör oluyor. 16 çalıştırabiliyor. Siz de görüyorsunuz. Disiplin seviyesi 16, uyum 19. Oyuncu potansiyel değerlendirmesi 16, taktik, savunma ve gençlerle çalışma anlamında kendisi bir uzman. Yetmiyor. Gözlemci olarak çalıştırabiliyorsunuz. Yine yetmiyorsa antrenör. O da olmadı. Asistan menajer. Mesela üst kulüplerde çalıştırıyorsanız altyapı takımlarını çalıştıracak olan bir menajer bile olabiliyor kendisi. Listemizdeki 9. isim Kevin Ball adında bir adam zihinsel olarak ön plana çıktığını görüyorsunuz. Hem kararlılık hem de motivasyon seviyeleri oldukça yüksek seviyelerde. Disiplin seviyesi 18, gençlerle çalışması yine 20. Dikkat ettiyseniz zaten buraya kadar gösterdiğim Kevin dahil 9 personel hep gençlerle çalışmayı seven. Multicore dediğimiz birçok çekirdek görevde yer alabilen, oldukça başarılı kariyerleri olan isimler. Yani hayalinizde, aklınızda ya ben şöyle bir takım oluşturayım, gençlerle dolu olsun, Avrupa'ya oyuncu ihraç edeyim ya da oyuncu fabrikası haline geleyim dediğiniz bir sistem varsa bu gösterdiğim 9 personel de gerçekten işinize çok görecek. Kevin Wall'da görmek isteyeceğiniz bir personel olacak. Ve listemizin son ismine geliyoruz. Chris John Speakman. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Telaffuz konusunda kusuruma bakmayın. Çok iyi değilim. Kararlılık, taktik, gençlerle çalışma ve disiplin seviyesi. Oyuncu potansiyeli ve yeteneği değerlendirme konusunda da hakikaten bir uzmanla karşı karşıyayız. Ne verirseniz yapabilecek bir potansiyele sahip. Hep beraber inceleyelim. Antrenörlük görevini verip taktik çalıştırabilirsiniz takıma. Asistan menajer olarak muhakkak değerlendirebilirsiniz. Altyapı sorumlusu olarak zaten %90 tercih edebileceğiniz bir isim. Potansiyel değerlendirebiliyor, yetenek değerlendirebiliyor ve gençlerle çalışmayı çok seven bir adam kendisi. Ve son olarak futbol direktörü olarak da değerlendirebilirsiniz ama burada pazarlık kabiliyeti tabii ki soru işareti. Çok önemli değil. Genelde pazarlık safhasını menajerler olarak oyuncular yaptığı için burayı mesela es geçebilirsiniz ve futbol direktörü olarak bu arkadaşı yine görevlendirebilirsiniz. Evet sizlerle beraber 10 iyi personeli inceledik. Bunlardan altısının bir kulübü yok. Yani direkt olarak imza attır diyerek bu isimleri takımımıza kazandırma şansımız var. 4 tanesi de görece çok güçlü olmayan, çok prime olmayan, itibarı çok yüksek olmayan takımlarda çalışıyorlar. Yani bence benim kanaatimce bu kulüplerden personelleri uygun fiyatlara alabilirsiniz tarafta maaşlarını da görebiliyorsunuz. Gerçekten çok makul fiyatlarda çalışma gerçekleştiriyorlar. Bu makul fiyatlarda ister istemez her menajerin ilgisini cezbeder diye düşünüyorum. Ee, i̇sterseniz videodan bölüm bölüm izleyip isimleri tek tek not edebilirsiniz. Benim şöyle yaptığım gibi e, ekrana tam yansımayabilir ama ben hani not alaraktan da size aktarmaya çalışıyorum. İsterseniz liste olarak da paylaşacağım zaten. Yorumlarda linki bırakacağım. Direkt liste ekle deyip o şekilde de faydalanabilirsiniz. Umarım buraya kadar anlattıkları Gösterdiklerim sizi çok memnun etmiştir. Bir sonraki rehber videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.